Once upon a time, you see, in a strange land not far away, I met perchance a little bee. Upon a most unusual day, and when I asked her who she was, she told me, Maya. No other bee could ever be like Maya. Maya, why you question me? Why is no answer for a bee? My, she's always in a pretty pickle, Maya. Helping someone else's little Maya. Maya, everyone loves Maya. Maya, 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 come tell us what you see. Kabul etmeliyim Maya, ben gerçek bir dayıyım. Alexander, bundan hiç şüphem yok. Komplimanın için teşekkürler Maya. Evili nerede çok merak ettim. Şu ana kadar gelmesi gerekmiyor muydu? Evet, burada olması gerekiyordu Alexander. Aman tanrım, belki başına kötü bir şey gelmiştir. Uzun zamandır ortalıkta yok. Ay işte geliyor, bak gördün mü? Ya süper olun Maya! Çabuk süper olun! Ne oluyor Willy, ne oldu? Kaybedecek zamanımız yok! Bir şeyler yapmalıyız! Arı ortalıkta yok. Geri dönelim. Ay şükürler olsun bir şey olmadı. Evet, onları gördünüz mü? Herkes iyi mi? Ay evet iyiyiz Philip. Ay Tanrı aşkına neler oldu burada? İyi ki hepiniz saklanıyordunuz ha. Philip bizi tam zamanında uyardı. Ama benim anlayamadığım şey o arıların neden buraya geldiği. Görünüşe bakılırsa birini arıyorlardı. Belki de sizlerden birini arıyorlardı ha. Olamaz mı? Evet sanırım. Sanırım Willy bu konuda bir şeyler biliyor. Hadi bize anlatsana Willy. Onu çiçek bahçesinden gelirken gördüm ve imdat diye bağırıyordu. Onu çiçek bahçesinden gelirken mi gördün? Ama o bölgenin onlara ait olduğunu biliyorsun Willy. Evet bunu biliyorum ama oradaki çiçekler çok güzeldi ve balı çok ama çok lezzetli. Ama o arıların bizi oraya yaklaştırmadıklarını biliyorsun. Onlar bize hiç iyi davranmazlar. Bunu biliyorum. Bunun nasıl olduğunu hayal edebiliyorum. O çiçek bahçesine gidip polenleri mideye indirmeye başladın ama seni hemen tespit ettiler. Evet ne yazık ki aynen bunlar oldu. Buranın balı bizimkinden daha lezzetli. Böyle lezzetli bal yememiştim. Anam! Saldırıya hazır olun. Çiçek bahçesinde bir bal arısı var. Çok lezzetli. Ben gidiyorum, gidiyorum. Hemen çık bahçemizden. Hadi. Evet, aslında onların özel mülküne girdim Willy. Ama bu haksızlık. Çiçekler herkesindir.
Cevap son derece açık. O arıların hepsi inatçı ve bencil. Tıpkı Tekli adındaki şu örümcek gibi. Bencil ve inatçı mı? Bana haksızlık ediyorsun. Ben son derece yetenekli biriyim. Bak Billy, çiçek bahçesi güneş batarken daha güzel görünüyor, değil mi? Gidip biraz yakından bakalım. Neden uçarken önüne bakmıyorsun? Gerçekten çok özür dilerim. Ama çok korkuyordum ve önüme bakmaya fırsatım olmadı. Neden korkuyorsun? Peşinde biri mi var? Evet, evet, lütfen beni bir yerlere saklayın. Saklayalım mı? Beni bulacak olurlarsa başım çok büyük belaya girer. Benimle gelin. Demek peşinde onlar vardı, öyle mi? Endişe etme, onları ettik sayılır. Size bu kadar sorun çıkarttığım için çok üzgünüm. Aklıma gelmişken benim adım... Benim adım da Maya. Söyler misin? Onlar neden senin peşindeydi? Sen de onlardan birisin. Ben babamın şatosundan kaçtım. Adamlarını beni bulup getirmeleri için peşinden yolladım. Yani sen krallarının kızı mısın Kitty? Evet, babam çok kötüdür. Herkesin sözünü dinlemesini ister. 3 haftadan beri beni odamda kapalı tutuyor. Dışarı çıkarmayı reddediyor. Öyle mi? Beni burada bekle, fazla gecikmen. Filip, Veli, sizleri arıyordum. Sorun nedir Maya? Bir arkadaşımla tanışmanızı istiyorum. Artık çıkabilirsin Kate, buradayım. Ne oluyor? Görünüşe bakılırsa bayıldı. Kate, neyin var senin? İlk defa evimden bu kadar uzağa uçtum. Çok yoruldum Maya, hepsi bu. Aman tanrım, şimdi ne yapacağız? Al bu bal çorbasından biraz iç, Kete iyi gelecektir. Teşekkür ederim Maya. Onu dinler misiniz? Çok güzeldi, teşekkür ederim. Nazik sözlerinizle onurlandım prenses. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa sadece ses... Prenses saçmalamayın, o da onlardan biri. Hanımefendinin önünde kabalık yapma. Terbiyen nerede kaldı senin? Lütfen onun kabalığını bağışlayın prenses. Haklı. Biliyorsun, unutma, bugün sen de kendini onlara tutuklatıyordun. Öyle değil mi Vili? Bana söyler misin Kitty? Baban herkese sana davrandığı kadar kötü mü davranıyor? Seni bu kadar uzun bir süre oraya kapatması nasıl mümkün oldu? Benim dış dünyada hayal kırıklığına uğrayacağıma inanıyor. Ama onun yanılıp yanılmadığını kendim görmek istiyorum. O zaman burada bizimle kal. Dış dünyanın nasıl bir yer olduğunu gör. Sonra geri dönüp babana anlatırsın. Tabii, bunun sizin için bir sakıncası yoksa. Unutmayın, kimse bizleri sevmez. Saçmalama, bunu kim söyledi? Biz herkesi severiz. Görürsün Kitty, herkes arkadaşın olmak isteyecek. Peki, o zaman kalıyorum Maya. Evet ama babanın seni çok düşündüğünü de sakın unutma. Benim buralarla hiçbir ilgim yok. Ne yaparsanız yapın, karışmıyorum. Bırakalım, bu sefer de babam acı çeksin. Birisinin ona dersini verme zamanı gelmişti. Hadi askerler, hızlı yürüyün, derdiniz nedir, hızlı yürüyün. Çabuk olun biraz, sallanmayın, hadi bakayım. Hadi hızlı yürüyün, hadi hızlı yürüyün. Yarın bayram olsa. Hadi. Soki üç dört. Günaydın, bugün güzel bir gün. Bunlar sizin çocuklarınız mı? Evet, benim bayan Kedi. Çocuklarım sevimli afacanlardır. Ne kadar etkileyici biri. Onun onlardan biri olduğuna inanamıyorum doğrusu. Soki üç dört. Evet, sanırım bugünlük bu kadar yeter. Ayrıca yorulmuş olmalısın. Evet, çok yoruldum. Ben şimdiye kadar hiç çalışmadım Maya. Yani hayatım boyunca hiç çalışmadın mı? Evet, çünkü buna ihtiyacım yoktu. Her şeyimle ilgileniyorlardı. Yapacak bir şeyin olmadan oturmak sıkıcı olmalı. İşte kaçmamın başka bir sebebi de buydu. Ve buna hiç pişman olmadım. Burada seninle çok daha güzel. Burada istediğin kadar bizimle kalabilirsin. Gerçekten mi?
Sormayın Bayan Uğur Böceği. Herkesin o kıza duyduğu ilgi beni çılgına çeviriyor. Neden çılgına çeviriyor? Kızcağız son derece tatlı ve seveceğim bir şey. Ah bu görünüşün seni kandırmasına izin verme sakın. Bana kalırsa dost canlısı ve çalışkan biri. Birinden başka ne bekleyebilirsin? Ah, bunların hepsi numara. Merhaba. Merhaba. Biz de tam senden bahsediyorduk. Benden mi bahsediyordunuz? Evet, senin ne kadar nazik ve etkileyici olduğundan bahsediyorduk. Ah, gerçekten mi? İyi ki Tekkan'ın onun hakkında söylediklerini duymadı. Çok sessizsin Katie. Bir sorun mu var mı? Bizimle bu konuda konuşmak ister misin? Hiç sanmıyorum. Bunca işten sonra çok yoruldu. Şimdi bizi bağışlarsanız gitmemiz gerekiyor. Babamın her zaman katı ve sert olduğunu bilirdim ama onun bu kadar zarar verdiğini bilmiyordum. O kadar kötü olamaz Katie ama ne zaman çiçek bahçesine yaklaşsak bize muhafızlarını yolluyor ve kovalıyor. Evet bu doğru ama onu her şeyden sorumlu tutamayız öyle değil mi? Öyle değil mi Maya? Babam kötü biri Philip. Baksana beni kendi kızını bile sevmiyor. 2 gündür yok ama hala peşimden gelip beni aramadı bile. Eminim gelecektir. Ben onun umurunda değilim hem de hiç. Ay ama bak bunun doğru olmadığını biliyorsun. Bütün anne ve babalar çocuklarını sever. Benim babam beni oraya buraya yetiştirip durur. Bana bakması için dadılar tutar. Bana kalırsa ev özlemi çekiyor. Belki yarın eve gitse iyi olur ama ya ne dersin? Yani babasına mı dönecek? Hayır olmaz lütfen yanınızda kalmamı izin ver. Seni burada çok sevdiğimizi biliyorsun ama yine de evine dönmenin iyi olacağını düşünüyorum hayır, ben. Hayır lütfen geri döner dönmez babam beni tekrar kilitleyecektir. Hem de döver. Seninle gelip konuşmamı ister misin? Bunu gerçekten yapar mısın? Ben bile gelirim. Tabii istersen. Sen de gelir misin Alexander'a? Bana her zamanki gibi güvenebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kabul etmeliyim ki iyi bir çocuksun Katie. Bizi tekrar görmeye gel. Seni çok özleyeceğiz Katie. Güle güle. Kendine o zaman sana keman çalabilirim. Güle güle. Teşekkür ederim dostlarım. Her şey için çok teşekkür ederim. Tabii buraya istediğin kadar gelebilirsin. Teşekkür ederim. Tabii babam izin verdiği sürece. Neden vermesin ki Katie? Şimdi onu görmeye gittiğimize göre kendisininle aramızdaki farkı en aza indirmenin zamanı geldiğini söyleyeceğim artık. Ben de onunla ikna edici tartışmalar yapabilirim. Bunu yaparsanız gerçekten çok güzel olur Alexander. Evet işte geldik. Çiçek bahçesi ne kadar da güzel. Muhafızlar geliyor. Ay. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bizi hemen gördüler. Çiçek bahçesini geçmeyi düşünüyorsunuz öyle mi? Bunu başaramazsınız. Geçmemize izin verin. Ben Prenses Katie'yim. Bu önemli değil. Kral çatıya çok yaklaşan herkesi tutuklamamızı istedi tamam mı? Çatıya geri dönüyoruz. Prensesi getirdim majesteleri. Siz Katie'nin babası mısınız? Evet, ben Katie'nin babasıyım. Bu arıların kralıyım. Sorabilir miyim sen kimsin? Sana yalvarıyorum baba, lütfen bağırma. Arkadaşımı korkutuyorsun. İstediğim kadar bağırabilirim. Sen nereden geliyorsun bakayım? Ben Maya'yım, yan taraftaki ormandan. Tam düşündüğüm gibi. Ne cüretle kızımı alıp o ormana götürebilirsin? Ne? Hayır, her şeyi yanlış anladım baba. Gittiğim zaman tek başımaydım. Maya ve arkadaşlarıyla çok güzel zaman geçirdim. Güzel bir zaman geçirdin öyle mi? Aptalca şeyler konuştunuz değil mi? Hiç de değil. Karıncaların taş taşımalarına bile yardım ettim. Prensesi kendiniz için çalıştırdınız mı? Bunu sana ödeteceğim. Hayır baba, bunu kendi isteğimle yaptım. Dahası bu da hoşuma gitti. Bu kadar yeter Katie. Ormandaki bütün böcekler bizden şikayetçiler. Hatta nefret ediyorlar. Bunların hepsi senin yüzünden baba. Hepsi. Saçma sapan konuşuyorsun çocuğa. Senin yapmayı bildiğin tek şey baba herkese bağırıp emirler vermek. Hepsi bu. Başka da bir şey değil. Peki prensesi odasına kapamaya ne diyorsunuz? Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? Ben onun iyiliğini düşünüyorum. Şimdi beni dinleyin. Ona davranman gerektiği gibi davranmazsan gerisin geriye ormana götürürüm anladın mı? Hiç şaşırmadım. Kendi gibi bir isyancı bulmuş. İkisini de odasına kapatın. Çabuk olun.
E bakın, Maya'yı geri almak istiyorsak bir şeyler düşünsek iyi olur. Sol, sağ. Unutmayın, bir şeye ihtiyacınız olursa hizmetinizdeyiz her zaman. Evet, doğru. Hizmetinizdeyiz efendim. Evet. Bunun için üzgünüm. Yardıma ihtiyacımız olabilir. Durun. Uzun zaman önce okuduğum bir kitabı hatırladım. Şeyle ilgili bir şeydi. Palavra atmanın zamanı değil fare. Bir saniye. Sanırım iyi bir planım var. Hücreme hoş geldin Maya. Bu dış dünya ile ilgili görebildiğim tek manzara. Çiçek bahçesi buradan çok güzel görünüyormuş. Evet, öyle değil mi? Sana yalvarıyorum baba. Beni kilitli tutacaksan en azından arkadaşım Maya'nın gitmesine izin ver. Neden? Her zaman sana eşlik etmesi için bir arkadaşın olmasını isterdin. Şimdi bir arkadaşım var. Sorun çözüldü. Yine ne saçmalıyorsun? Bırak onu gitsin baba. Bu kadar yeter Keti. Hayır, sana izin vermeyeceğim çocuğum. Bir daha odadan çıkamayacaksın. Sen de kendine kral mı diyorsun? Ne kadar inatçısın. Konuşmayın. Kötü haberlerim var majesteleri. Sanırım şato kimliği belirsiz böcekler tarafından sarıldı. Askerlere alarm verdim. Ama majesteler endişe etmesin. Kısa bir sürede kontrol altına aldım. O zaman neden bekliyorsun? Seni salak hemen ordunun başına dön. Emredersiniz. Sonunda bu civarlarda biraz hareket yaşayacağız. Ama onların düşmanınız alıp olmadığını bile bilmiyorsunuz. Bu hiç önemli değil. Biz şatoya yaklaşan herkesi düşman kabul ederiz. Korkmanıza hiç gerek yok prenses. İsyancıları yakında bertaraf edeceğiz. Sadece bir fare, bir çekirge ve birkaç diğer böcek. Ne? Bunlar Filip ve Alexander bizi kurtarmaya çalıştılar. Mahfuzların henüz onları yakalamadığına sevindim. Yardım etmek için gitmişler. Şimdi bizi kurtarmaya geldiler. Keşke babamın onlara saldırmasını önleyebilseydi. Buradan kaçmalıyız. Geliyorlar, muhafızlar geliyor. Pekala, herkes ne yapacağını biliyor değil mi? Hadi bakalım, hadi. Neden onları tuzağımıza çekmiyoruz Vidi? İyi fikir. Evet, işte buradayım beyler, buradayım. Buradayım, gelip beni yakalayın. Acele edin. Nasıl alın? Acele edin. Çok güzel, devam edin. Sizi sersemler neden bekliyorsunuz hocam? Ateş, nişan alın. Acele edin, hemen saklanın. Buradayım. Nihayet. Aman olamaz. Aman. Oy. Yardım edin. Onlara buranın patron kimmiş gösterin. Beni duyuyor musunuz? Kapıyı açın dedim. Kralın izni olmadan kapıyı açamayız. Ama kedi çok hasta. Ne? Çok ağrıyorum. Aç kapıyı dedim. Durun. Geri dönün numaracılar, geri dönün. Hadi acele edin, hadi. Tekle ağır. Hiç sizin kadar aptal canavarlar görmedim, aptallar be. Buradayım. Laf edersiniz. Yardım edin imdat. Yardım edin. Pekala askerler. Bir sonraki hücum için hazır mısınız? Yerlerinize! Hazır ol! Ateş edin!
sizin derdiniz ne? Birkaç böcekle baş edemiyor musunuz? Sizi salaklar, sünepeler, hücum durumu aldın, hücum! Pekala, ıskalama gibi bir lüksümüz yok. Sakın unutmayın, heyecanlanmaya gerek yok. Artık üstünlük bizde. Saldırmaya hazır olun, unutmayın. Emir verene kadar hiçbir şey yapmayacaksınız. Hayır, bekle babalım. Sen yine mi odadan kaçtın ha? Baba, lütfen onlara saldırma, sana yalvarıyorum. Onlar sizin düşmanınız değiller efendim. Sessiz olun, bir sonraki saldırı için hazır olun dedi. Hayır! Ha, işte Maya ve Keti geliyor, ikisi de iyi görünüyorlar. Pip, beni duyabiliyor musun? Ateşi kesin! Ateşi kesin arkadaşlar. Ama saldırıyorlar. Kızımı hemen şimdi serbest bırakmazsanız askerlerime öldürme emri veririm. Hayır baba, sana yalvarıyorum. Lütfen bu kadar saldırgan olma. Onlar Maya'nın arkadaşları, sadece beni kurtarmaya çalışıyorlar. Lütfen baba. Tabii ki biz sadece Maya'yı düşünmüyoruz. Prensesi de düşünüyoruz ama. Prensesi neden bu kadar düşünüyorsunuz? Söyler misiniz bana? Çünkü onu odasına kapattığınızı duyduk. Biz çok üzüldük. Bu gerekli mi, söyler misiniz? Bir şey elde edebileceğinizi mi sandınız? Korkarım, haklısın. Aramızdaki sorunları çözmemizin zamanı geldi. Neden olmasın ki? Biz herkesin dostuyuz nasılsa. Tabii dostlarımızın da bize hiçbir sorun çıkarmamaları gerekiyor bu arada. O ayrı. Baba lütfen. Onları öldürmeliyim. Onları çok mu seviyorsun? Evet baba, tabii seviyorum. Onlar bana çok iyi davrandı. Peki, o zaman savaşın bittiğini beyan ediyorum. Şatoya dönüyoruz. Ay baba, teşekkür ederim. Teşekkür ederim kızım. Yani çiçek bahçenize istediğimiz zaman girebilecek miyiz? Söz mü veriyorsunuz majesteleri? Evet, söz veriyorum. Sanırım ben de arkadaşlarını sevmeye başladım Keti. Şu eski ara atasözü nasıldı? İnsan kendini severse herkesi sever. Bunu söyleyen çok doğru söylemiş. Evet, sanırım haklısın. İnanın bana, bu işi siz de çok seveceksiniz.